Belenko ile yaşamın tadını mutfakta çıkarıyoruz. Merhabalar, bugün Belenko ile yaşamın tadını çok leziz bir risotto ile çıkaracağız. Şimdi malzemelerimi saymak istiyorum. Kuru soğan, frank soğan, haşlanmış enginar, arborio risotto pirinci, haşlanmış bezelyemiz var, limon suyu ve kabuğu var, tereyağı, toz parmesan, elma sirkesi ve tavuk suyumuz var. Şimdi tavuk suyumu ocağa koyup ısıtarak başlıyorum. Risotto yaparken sıcak tavuk suyuna ihtiyacımız var. Ocağımı açıyorum, tavuk suyum burada ısınmaya başlıyor. Daha sonra soğanları küçük küp şeklinde doğrayarak başlayacağım. Profesyonel mutfakta brunoise dediğimiz doğrama şekli. Soğanları olabildiğince küçük bir şekilde doğruyorum. Daha sonra pişirme yapacağım tavamın içine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Ve daha sonra ocağımızı açıyoruz. Evet, küçük küp doğramış olduğum soğanlarımı tavama koyuyorum. Burada soğanların hafif sararmasını istiyoruz. Çok böyle ekstra karamelize yapmayacağız, renk vermeyeceğiz, koyulaştırmayacağız. Soğanlarımız sarardığında risotto pirincimizi ilave edeceğiz. Bu arada risotto pirinci özelliği bol nişastalı bir pirinç. Ve risottoyu pişirirken bu pirince ihtiyacımız var. Dolayısıyla yıkamadan kullanıyoruz. Ve sürekli sıcak tavuk suyu ekleyerek, karıştırarak risottoyu tamamlayacağız. Evet, soğanlarım tavada pişerken ben en son servis kısmında risottomun üzerine koyacağım. Frank soğanlarımı ince ince doğrayacağım. Biraz asit ilave ediyorum soğanların üzerine. Yani burada kullanacağımız asidimiz elma sirkesi. Elma sirkesini ilave ediyorum soğanlarla birlikte. Sirke çok keskin bir aroma olduğu için sirkeyi biraz buharlaştırmamız gerekiyor. Biz bu işleme çektirme diyoruz mutfakta. Elma sirkesini çektirdikten sonra risotto pirincini ilave edeceğim. Pirincimi ilave ediyorum. Arborio pirincimiz. Ve soğanla birlikte sotelemeye devam ediyoruz. Bu arada da risottomun içinde kullanacağım, haşlanmış olduğum daha önceden enginarlarım var. Onları şöyle küp küp doğrama işlemi yapacağım. Burada enginarı önceden haşlamamız gerekiyor. Çünkü risotto kısmında pişmesi zor olabilir. Bu şekilde biraz işimizi hızlandırmış oluyoruz. Şimdi pirinç kavurma işlevi de tamam. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Pirinçlerin kenarları böyle mermerleşme dediğimiz hafif böyle şeffaflaşmaya başlıyor. Şimdi yavaş yavaş tavuk suyu ekleyip sürekli karıştırarak risottomuzu pişireceğiz. İlk aşamada şöyle 2 kepçe sıcak tavuk suyu ilave ediyorum. Daha sonra bu kepçeleri 1'e indirip sürekli karıştırarak pişireceğiz. Tavuk suyu çektikçe ilave yapıyor olacağız. Ve bu şekilde pirincin nişastasını eşit bir şekilde dışarı çıkarmış olacağız. Bir kepçe tavuk suyu daha ilave ediyorum. Limon suyu ve limon kabuğu ilave edeceğim. Burada tabii ki damak tadınıza göre istediğiniz kadar ekleme edebilirsiniz. Ama ben genelde yakıştırıyorum. Özellikle enginar ve bezelye ile güzel bir lezzet uyumu var. O yüzden limon suyu ve kabuğu ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum.
Ve bir kepçe daha sıcak tavuk suyu ilave ediyorum. Artık risottonun orta kısmına geldik. Şimdi enginarlı ve bezelyeli yapacağımız için enginarımı ilave ediyorum içerisine. Daha sonra yine haşlanmış bezelyemiz var, onu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Birazdan pirinç sertliğini kontrol edip tamam olduğumuzda böyle hafif sulu kalacak şekilde kenara alacağız. Kenara aldıktan sonra en sonunda risottoda yine standart olan başka bir işlem parmesan peyniri ve tereyağı ilavesi yapacağız. Daha sonra istediğiniz kadar tuz karabiber koyabilirsiniz. O yüzden şu aşamaya kadar hiç tuz karabiber kullanmadık. Lezzetlendirme kısmını en son yapacağız. Evet, şimdi risotto pirincine bir kontrol yapacağım. Bu kontrolde istediğimiz böyle pirinç pişecek ama bir tık böyle dişe dokunur kıvam olacak ki al dente kıvam dediğimiz. Şöyle biraz pirinç alıyorum. Evet, tam istediğimiz kıvamda. Şimdi suyunu biraz çektirip kenara alacağım. Ocaktan kenara aldıktan sonra içerisine soğuk tereyağı ve parmesan peyniri ekleyip karıştıracağım. Daha sonra tuz karabiberle lezzetlendireceğim. Sonrasında servis ediyor olacağız. Evet, risottom istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi çok az sulu bir şekilde. Ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra risottomu kenara alıyorum. Kenara aldıktan sonra içerisine soğuk tereyağı. Soğuk olması önemli bu arada. Buzdolabından çıkmış tereyağı olması gerekiyor. Bağlama dediğimiz kıvam vermesi iyi olması açısından. Toz parmesan peyniri ekliyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Evet, tuz karabiber ile lezzetlendiriyorum. İçerisinde parmesan peyniri olduğu için tuz miktarını çok koymamanızı öneririm. Karabiber ilave ediyorum biraz daha. Daha sonra şöyle hafif bir karıştırıyoruz ve tereyağı parmesan etkisiyle de zaten risottomuz şu an istediğimiz kıvamda. Evet, risottoyu servis ediyoruz. Şöyle tabağı alıyorum. Şimdi kıvamı ile ilgili küçük bir püf noktası vereceğim size. Kıvamını anlamak için şöyle servis yaptığınız tabağı hafifçe vurarak şöyle risottonuz yayılıyor ise ve pirinçlerin arasında böyle hafif sular görüyorsanız risottomuz istediğimiz kıvamda demektir. Gördüğünüz gibi tam tabağa yayılan bir kıvam. Daha sonra üzerine İnce kıymış olduğum frenk soğanları serpip servis ediyorum. Evet, bugün mutfakta hem yapması hem yemesi çok keyifli olan enginarlı ve bezelyeli risotto hazırladık. Umarım siz de evlerinizde yapıp afiyetle yersiniz. Ben şimdi tadına bakıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.